bütün ülkelerin kendine özgü kültürleri ve icatları bulunmakta. Ama hele ki Japonya'da öyle icatlar bulunuyor ki insan şaşırmadan edemiyor. Sadece Japonya'da var olan ürünler adlı videoyla iyi seyirler. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. 1. 360 derece dönebilen tren koltukları. Japonya'da bulunan çoğu trende 360 derece dönebilen koltuklar bulunmakta. Bu sayede koltukları istediğiniz yöne rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Hele ki ailenizle bindiğiniz trende onların olduğu yöne koltuğunuzu çevirmeniz mümkün. Bu koltukları gerçekten çok sevdim. 2. Haşlanmış yumurta paketleri. Bu paketlerin içinde resimlerden belli olduğu gibi haşlanmış yumurta bulunmakta. Zamanlarına çok değer veren Japonlar için gerçekten güzel bir iş olmuş. Bu arada haşlanmış yumurta paketlerine ilgi oldukça büyük. 3. At kuyruklu kasklar. Japonya'da kızlar arasında oldukça yaygın olan bu kasklar model model üretilmekte. En büyük özellikleri kasklarda bulunan deliklerden at kuyruğu saçlarınızı çıkartmanız. Bence oldukça havalı. 4. Lavabo bebek tutucu. Özellikle bebekleriyle tek başına dışarı çıkan anneler için yapılmış bir icat. Lavabonuz geldiğinde bebeğinizi bu oturakları bırakıp işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hem de bebeklerin bu oturaklardan düşme ihtimali yok. 5. Yalnızlar kafesi. Bu kafeler Japonya'da oldukça yaygın. Yalnız olduğunuzda ve üzgün hissettiğinizde bu kafeye gidiyorsunuz ve oturduğunuz masaya garsonlar büyük boy bir peluş oyuncak getiriyorlar. Siz de o peluş oyuncakla sözde sohbet edip içinizi döküyorsunuz. Büyük ihtimal bu kafeler ülkemizde pek tutmaz. Çünkü kendi kendine konuşana bizim buralarda deli diyorlar. Şaka bir yana bu kafeler Japonya'da dolup taşıyor. 6. Ücretsiz şemsiye makinesi. Her otobüs durağında bu şemsiye makinelerinden bulunmakta. Yağmur yağdığında otomatik olarak çalışıyor ve ücretsiz olarak insanlara şemsiye veriyor. Yağmur dindiğinde ise çoğu yerde bulunan bu makinelere aldığınız şemsiyeyi geri bırakıyorsunuz. Oldukça düşünülmüş bir proje. 7. Tablet tutucu. Japonya'da tablet tutucular oldukça popüler. Japonların çoğu yataklarında uzanırken bu tablet tutucuları kullanarak video izlemeyi ve internette gezmeyi bayılıyorlarmış. 8. Sessiz karaoke makinesi. Bu karaoke makineleri diğerlerinden biraz farklı. Diğerlerine nazaran bu karaoke makinelerinde yanınızdakine rahatsızlık vermeden şarkı söyleyebiliyorsunuz. Şarkı söylerken utanan insanların oldukça talep ettiği bir alet. 9. Elektronik alışveriş sepetleri. Elektronik sepetler Japonya'da oldukça popüler. Alışveriş yaparken her ürünün fiyatını sepette bulunan sensörler sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Hatta ne kadar alışveriş yaptığınızı, ne kadar ürün aldığınızı göstermekte. Hatta kasiyerler bile otomatik ya da robotlardan oluşmakta. 10. Robot dinozorlar. Çoğu otelde robot dinozorlar bulunmakta ve insanlar yardımcı olmakta. Danışman olarak iş yapan bu robotlar insanlarla nasıl iletişime geçeceklerini gerçekten iyi biliyorlar. On bir, yerde bulunan dolaplar. Japonlar evlerinde zeminlere gizlenmiş dolap ve masaları oldukça yaygın kullanmakta. Neredeyse her evde yere gizlenmiş dolaplar ve masalar bulunmakta. İhtiyaç halinde anında kullanıma hazırlar. 12. Şemsiye asılan aparatlar. Çoğu iş merkezinde böyle şemsiye asma aparatları bulunmakta. İş yerine girerken şemsiyenizi bu aparata asıyorsunuz ve kaybolmasını önlüyorsunuz. Gerçekten ince düşünülmüş bir aparat. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanal linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.
fazla ve üzgün hissettiğinizde bu kafeye gidiyorsunuz ve oturduğunuz masaya garsonlar büyük boy bir peluş oyuncak getiriyorlar. Siz de o peluş oyuncakla sözde sohbet edip içinizi döküyorsunuz. Büyük ihtimal bu kafeler ülkemizde pek tutmaz çünkü kendi kendine konuşana bizim buralarda deli diyorlar. Şaka bir yana bu kafeler Japonya'da dolup taşıyor. 6. Ücretsiz şemsiye makinesi. Her otobüs durağında bu şemsiye makinelerinden bulunmakta. Yağmur yağdığında otomatik olarak çalışıyor ve ücretsiz olarak insanlara şemsiye veriyor. Yağmur dindiğinde ise çoğu yerde bulunan bu makinelere aldığınız şemsiyeyi geri bırakıyorsunuz. Oldukça düşünülmüş bir proje. 7. Tablet tutucu. Japonya'da tablet tutucular oldukça popüler. Japonların çoğu yataklarında uzanırken bu tablet tutucuları kullanarak video izlemeyi ve internette gezmeyi bayılıyorlarmış. 8. Sessiz karaoke makinesi. Bu karaoke makineleri diğerlerinden biraz farklı. Diğerlerine nazaran bu karaoke makinelerinde yanınızdakine rahatsızlık vermeden şarkı söyleyebiliyorsunuz. Şarkı söylerken utanan insanların oldukça talep ettiği bir alet. 9. Elektronik alışveriş sepetleri. Elektronik sepetler Japonya'da oldukça popüler. Alışveriş yaparken her ürünün fiyatını sepette bulunan sensörler sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Hatta ne kadar alışveriş yaptığınızı, ne kadar ürün aldığınızı göstermekte. Hatta kasiyerler bile otomatik ya da robotlardan oluşmakta. 10. Robot dinozorlar. Çoğu otelde robot dinozorlar bulunmakta ve insanlar yardımcı olmakta. Danışman olarak iş yapan bu robotlar, insanlarla nasıl iletişime geçeceklerini gerçekten iyi biliyorlar. On bir, yerde bulunan dolaplar. Japonlar evlerinde zeminlere gizlenmiş dolap ve masaları oldukça yaygın kullanmakta. Neredeyse her evde yere gizlenmiş dolaplar ve masalar bulunmakta. İhtiyaç halinde anında kullanıma hazırlar. 12. Şemsiye asılan aparatlar. Çoğu iş merkezinde böyle şemsiye asma aparatları bulunmakta. İş yerine girerken şemsiyenizi bu aparata asıyorsunuz ve kaybolmasını önlüyorsunuz. Gerçekten ince düşünülmüş bir aparat. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanal linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çevirebiliyorsunuz. Hele ki ailenizle bindiğiniz trende onların olduğu yöne koltuğunuzu çevirmeniz mümkün. Bu koltukları gerçekten çok sevdim. 2. Haşlanmış yumurta paketleri. Bu paketlerin içinde resimlerden belli olduğu gibi haşlanmış yumurta bulunmakta. Zamanlarına çok değer veren Japonlar için gerçekten güzel bir iş olmuş. Bu arada haşlanmış yumurta paketlerine ilgi oldukça büyük. 3. At kuyruklu kasklar. Japonya'da kızlar arasında oldukça yaygın olan bu kasklar model model üretilmekte. En büyük özellikleri kasklarda bulunan deliklerden at kuyruğu saçlarınızı çıkartmanız. Bence oldukça havalı. 4. Lavabo bebek tutucu. Özellikle bebekleriyle tek başına dışarı çıkan anneler için yapılmış bir icat. Lavabonuz geldiğinde bebeğinizi bu oturakları bırakıp işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hem de bebeklerin bu oturaklardan düşme ihtimali yok. 5. Yalnızlar kafesi. Bu kafeler Japonya'da oldukça yaygın. Yalnız olduğunuzda ve üzgün hissettiğinizde bu kafeye gidiyorsunuz ve oturduğunuz masaya garsonlar büyük boy bir peluş oyuncak getiriyorlar. Siz de o peluş oyuncakla sözde sohbet edip içinizi döküyorsunuz. Büyük ihtimal bu kafeler ülkemizde pek tutmaz çünkü kendi kendine konuşana bizim buralarda deli diyorlar. Şaka bir yana bu kafeler Japonya'da dolup taşıyor. 6. Ücretsiz şemsiye makinesi. Her otobüs durağında bu şemsiye makinelerinden bulunmakta. Yağmur yağdığında otomatik olarak çalışıyor ve ücretsiz olarak insanlara şemsiye veriyor. Yağmur dindiğinde ise çoğu yerde bulunan bu makinelere aldığınız şemsiyeyi geri bırakıyorsunuz. Oldukça düşünülmüş bir proje. 7. Tablet tutucu.
Japonya'da tablet tutucular oldukça popüler. Japonların çoğu yataklarında uzanırken bu tablet tutucuları kullanarak video izlemeyi ve internette gezmeyi bayılıyorlarmış. 8. Sessiz karaoke makinesi. Bu karaoke makineleri diğerlerinden biraz farklı. Diğerlerine nazaran bu karaoke makinelerinde yanınızdakine rahatsızlık vermeden şarkı söyleyebiliyorsunuz. Şarkı söylerken utanan insanların oldukça talep ettiği bir alet. 9. Elektronik alışveriş sepetleri. Elektronik sepetler Japonya'da oldukça popüler. Alışveriş yaparken her ürünün fiyatını sepette bulunan sensörler sayesinde öğrenebiliyorsunuz. Hatta ne kadar alışveriş yaptığınızı, ne kadar ürün aldığınızı göstermekte. Hatta kasiyerler bile otomatik ya da robotlardan oluşmakta. 10. Robot dinozorlar. Çoğu otelde robot dinozorlar bulunmakta ve insanlar yardımcı olmakta. Danışman olarak iş yapan bu robotlar, insanlarla nasıl iletişime geçeceklerini gerçekten iyi biliyorlar.